Bir hisse senedinin gerçek değeri nedir ve nasıl belirlenir? Eğer hisse senetlerine yatırım yaparak para kazanmak istiyorsanız bu soruların cevaplarını bilmelisiniz. Size bu videoda bir hisse senedinin gerçek değerinin ne olduğunu ve genel olarak nasıl tespit edilmesi gerektiğini anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra göreceksiniz ki hisse senedi analizi aslında çok renkli ve keyif verici bir şeydir ve bir bireysel yatırımcı olarak sizin profesyonel yatırımcılara karşı birçok avantajlarınız vardır. Bir hisse senedinin fiyatını borsadaki en son fiyata bakarak çok basit bir şekilde öğrenebilirsiniz. Fakat bir hisse senedinin gerçek değerini kendiniz hesaplamak zorundasınız. Hisse senedi analizi ya da temel analiz söz konusu olunca bunu çoğu insan kafalarında çok karışık, zor ve matematiksel bir şey olarak canlandırıyorlar. Bu yüzden hisse senedi analizini profesyonel bankacılara ve yatırım uzmanlarına bırakmayı tercih ediyorlar. Size bir profesyonel yatırım uzmanı olarak şunu söylemek istiyorum. Ruh sağlığı yerinde olan her insan bir hisse senedini değerlendirebilir. Çünkü hisse senetleri için sadece bir tane kesinlikle doğru olan gerçek değer yoktur. Bir hisse senedinin gerçek değerini tespit etmek için çeşitli metotlar vardır ve uygulamada birçok faktörler hakkında varsayımlarda bulunmalısınız. Bu yüzden seçilen metoda ve varsayımlara göre farklı gerçek değerlere ulaşmak gayet doğaldır. Size bunu çok basit bir örnekle açıklamak istiyorum. Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin eseri olan Mona Lisa'nın değeri bazı uzmanlara göre 1 milyar Amerikan dolarının üzerindedir. Fakat ben bu resimden daha önce hiç duymamış olsaydım, belki bana bedavaya verseniz bile almazdım. Bu yüzden size soruyorum. Mona Lisa'nın gerçek değeri sizce ne kadardır? Eğer dolar milyarderi olsaydınız bu resim için en fazla ne kadar para öderdiniz? Bu soruları 100 kişiye sorsam 100 farklı cevap alacağıma eminim. Genel olarak bir sanat eserinin değeri alıcının zevkine bağlıdır ve bir sanat eserinin fiyatlaması bu yüzden bence daha çok duygusal faktörlerin bazında gerçekleşmektedir. Fakat hisse senetleri sanat eserlerinden farklıdırlar ve bir hisse senedinin gerçek değeri çok daha kolay bir şekilde belirlenebilinir. Sonuçta bir hisse senedi sahibinin bir şirkete ortaklığını belgeleyen bir senettir. Ve bu şirket en geç her yıl bir tane faaliyet raporunda satışlarını, karlarını ve bilançosunu açıklamak zorundadır. Bu yüzden bir hisse senedinin gerçek değerini bu sayıların bazında tespit edebilirsiniz. Fakat buna rağmen bir hisse senedi için yüzlerce farklı gerçek değerler tespit ediliyor. Profesyonel bir yatırımcı olarak birçok hisse senedini analiz ettim ve farklı uzmanların değerlendirmelerine kolaylıkla ulaşabiliyorum. Büyük yatırım bankalarında profesyonel analistler vardır ve bunların tek işi belli bir sektördeki hisse senetlerini takip edip değerlendirmektir. Bu analistler genelde aynı hisse senetlerini takip ediyorlar ve aynı metotları kullanıyorlar. Fakat çoğu zaman aynı hisse senedi için bambaşka gerçek değerler elde ediyorlar. Hisse senedi değerlendirme metotlarına geçmeden önce bunun nedenlerini kısaca özetlemek istiyorum. Çünkü bunu anlamanız çok önemli. Daha önce de söylediğim gibi bir hisse senedinin gerçek değerini tespit etmek için farklı yollar vardır ve seçtiğiniz yola göre elde edeceğiniz sonuç değişecektir. Bu konuda genel olarak doğru ya da yanlış yoktur. Fakat analiz ettiğiniz şirketin özelliklerine göre bazı metotlar daha mantıklı olabiliyorlar. Bu yüzden hisse senedi analizi benim için %50 sanat ve %50 matematiksel ya da bilimseldir. Sanat olan tarafı genel olarak sizin şirket hakkındaki vizyonunuzdan oluşuyor ve elde edeceğiniz değer için en önemli etkendir. Bunun daha basit anlaşılması için size bir örnek vermek istiyorum. Ünlü iş adamı Elon Musk'ın elektronik araba şirketi Tesla için farklı yatırım bankalarının tespit ettikleri gerçek değerlere baktım. Tesla şirketinin şu anki hisse senedi fiyatı yaklaşık 850 dolardır. Hisse senedini değerlendiren uzmanların tespit ettikleri gerçek değerler ise yaklaşık 40 dolar ile 1200 dolar arasındadır. Bunun basit fakat çok önemli bir nedeni vardır. Tesla şirketini BMW, Ford, Toyota ve Daimler şirketleri gibi bir klasik otomobil üreticisi gibi değerlendiren uzmanlar genel olarak düşük gerçek değerler elde ediyorlar. Fakat Tesla şirketini Google, Amazon, Microsoft veya Facebook gibi bir teknoloji şirketi olarak değerlendirenler genel olarak yüksek gerçek değerler elde ediyorlar.
Kısacası bu analistlerin şirket hakkındaki farklı vizyonları ve varsayımları tespit edilen gerçek değerlerin arasındaki bu büyük farkları ortaya çıkartıyor. Eğer siz Tesla şirketinin hisse senedini analiz etmek istiyorsanız otomobil piyasası ve teknoloji piyasası hakkında araştırmalar yapmalısınız. Bundan sonra Tesla şirketini ve piyasadaki trendleri analiz etmelisiniz. Bu araştırmalarınızın bazında şirket için kendi vizyonunuzu ve varsayımlarınızı oluşturmalısınız. Sonra da Tesla şirketi için en mantıklı hisse senedi analizi metodunu uygulayarak kendi gerçek değerinizi tespit etmelisiniz. Bu gerçek değer sizin için geçerli olan gerçek değerdir. Çünkü sizin vizyonunuzu ve risk toleransınızı yansıtıyor ve bu gerçek değer bazında yatırım kararınızı verebilirsiniz. Bu yüzden de ben hisse senedi tavsiyeleri vermiyorum. Çünkü ben analizlerimi kendi vizyonlarım ve risk toleransımın bazında yapıyorum. Ve belki karşımdaki insan aynı analizi yapsa bambaşka sonuçlar elde edecek. Sadece bir tane hisse senedine yatırım yaparsanız yüksek oranda şirkete bağlı bireysel risklere girersiniz. Daha önceki videolarımda sistematik risk ve bireysel riskin ne olduğunu ve çeşitlendirme yaparak bireysel riskin nasıl yok edildiğini anlatmıştım. Eğer o iki videomu daha izlemediyseniz bu videonun açıklama bölümünde linklerini bulabilirsiniz. Bu yüzden ben özel hayatımda arkadaşlarıma ve sevdiklerime genel olarak onların risk toleransına uygun portföyler tavsiye ediyorum. Bu YouTube kanalımda da aynısını yapacağım. Fakat pasif yatırım konusunu kanalımda detaylıca işledikten sonra belki birkaç şirket hakkında analizlerimi paylaşabilirim. Fakat sizi kısaca bir konu hakkında uyarmak istiyorum. Ben genel olarak YouTube'daki Almanca ve İngilizce içerik üreten finans kanallarını takip ediyorum. Maalesef bu alandaki çoğu içerik üreticiler hisse senedi analizini ve temel analizi çok yanlış tanıtıyorlar. Genel olarak anlayabildikleri birkaç metoda odaklanıyorlar. Ve sanki sadece bu yöntemler doğruymuş gibi konuşuyorlar. Yüzlerce hisse senedi hakkında analizler ve tavsiyeler paylaşıyorlar. Ve 12 ay sonra sadece yükselenler hakkında konuşarak "Bakın tavsiye ettiğim bu hisseler şu kadar kazandırdılar. Eğer siz de benim gibi borsada para kazanmak istiyorsanız video kursumu satın alabilirsiniz" diyorlar. Arkadaşlar, eğer bir insan borsa uzmanıysa ve çok para kazanabilecek durumdaysa borsada yatırım yaparak para kazanır ya da bir yatırım bankasında çok iyi bir maaş ile çalışır. Kısacası sizin 100 ya da 200 TL'nize ihtiyacı olmaz. Almanya'da 1000 Euro ya da 1500 Euro'ya borsa kursları satan insanlar gördüm ve bunların yaptıkları tek şey birkaç borsaya giriş tarzında kitapları özetlemektir. Bu özetleme servisi için mesela sadece 100 Euro isteseler hiçbir eleştiri yapmam. Fakat insanların gözleri boyanarak uçuk fiyatlara video kursları satılıyor. Maalesef Türkiye'deki durumu araştıracak vaktim yok. Fakat yakın zamanda aynı tarz şeylerin olacağına eminim. Bu yüzden takipçilerimi uyarmak istiyorum. Borsada kısa yoldan zengin olmanın olasılığı çok düşüktür. Ve eğer bir insan bunun yolunu biliyorsa kimseyle paylaşmayacağına emin olabilirsiniz. Borsada kısa yoldan zengin olmak genelde mümkün olmasa da uzun vadeli ve doğru bir şekilde yatırım yaparsanız ciddi bir sermaye oluşturmanız mümkündür. Bunu size pasif yatırım video serisindeki videolarımda kanıtlayacağım. Bu kısa uyarıdan sonra konumuza geriye dönelim. Size birkaç dakika önce anlattığım gibi hisse senedi analizindeki ilk ve en önemli adım şirket hakkında kendi vizyonunuzu oluşturmanızdır. İkinci adım ise bu vizyonun bazında bir değerlendirme yapmaktır. Bunun için de hisse senedi analizinde kullanılan metotlar hakkında geniş kapsamlı bilgiye sahip olmalısınız. Çünkü analiz ettiğiniz şirketin özelliklerine göre en mantıklı değerlendirme yöntemini tespit etmelisiniz. Bu iki adım hakkında ayrı iki tane video çekip kanalımda paylaşacağım. Fakat şimdi kısaca videonun girişinde bahsettiğim bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Sizin bir bireysel yatırımcı olarak temel analiz konusunda profesyonel analistlere karşı çok önemli bir avantajınız vardır. Profesyonel analistler genelde sadece bir tane sektöre odaklanıyorlar ve bu sektördeki seçilmiş şirketler için gerçek değerler tespit etmek zorundadırlar.
Fakat siz bir bireysel yatırımcı olarak yatırım yapacağınız ve değerlendireceğiniz şirketleri kendiniz seçebilirsiniz. Her insanın bireysel hobileri ve ilgi alanları vardır. Mesela eğer hobiniz bilgisayar ve teknoloji ise kendiniz için bir bilgisayar alırken çeşitli üreticileri ve bilgisayar markalarını analiz edip karşılaştırıyorsunuz ve bu sektördeki her aktörün iyi ve kötü yanlarını tespit ediyorsunuz. Ayrıca sektördeki trendleri iyi biliyorsunuz ve bu trendlerden hangi markaların faydalandıklarını da. Ve büyük olasılıkla aynı konuyla ilgilenen birçok arkadaşlarınız var ve onların da hangi şirketin ürünlerini neden tercih ettiklerini biliyorsunuz. Kısacası siz aslında bu sektör hakkında çok derin bilgilere sahipsiniz. Bu bilgilerinizin bazında daha derin analizler yaparak bu sektördeki bir şirket hakkında çok derin ve gerçekçi bir vizyon oluşturabilirsiniz. Bu yüzden ben genel olarak etrafımdaki insanların hobileri ve ilgi alanları hakkında konuşmasını çok severim. Çünkü insanlar hobileri ve ilgi alanları hakkında konuşmasından büyük keyif alıyorlar. Özellikle karşılarındaki insan can kulağıyla dinleyip detaylı ve mantıklı sorular sorarsa. Bu şekilde onlarca yatırım imkanları tespit ettim ve birkaç sefer bu sohbetlerin bazında tespit ettiğim hisse senetlerine gerçekten de yatırım yaptım. Kısacası kendinizin ve çevrenizdeki insanların tüketici olarak tecrübelerinden ve ilgi alanları hakkındaki bilgilerinden borsada yatırım yaparken faydalanabilirsiniz. Bir hisse senedinin gerçek değerinin ne olduğunu ve özelliklerini anladıktan sonra gelelim uygulamaya. Temel analiz prosedürünü daha önce de söylediğim gibi bence iki adıma ayırmak mümkündür. 1- Niteliksel analiz ve 2- Birinci noktanın bazında sayısal analiz. İlk adımda şirketin iş modelini, aktif olduğu sektörü, bu sektördeki trendleri, rekabet durumunu ve genel olarak şirketin satışlarını etkileyen ekonomik gelişmeleri analiz etmelisiniz. Bu analizin bazında daha önce de defalarca söylediğim gibi şirketin geleceği hakkında kendi vizyonunuzu oluşturmalısınız. Bu konuda gerçekçi olmanız çok önemlidir. Yani bir şirketi sevdiğiniz için gelecekteki riskleri ve şu anda tespit ettiğiniz negatif gelişmeleri göz ardı etmemelisiniz. İkinci adımda ise şirketin finansal durumunu analiz etmelisiniz. Yani bilançosunu ve gelir gider tablosunu analiz etmelisiniz. Sonra da şirketin özelliklerine göre en mantıklı hisse senedi değerlendirme yöntemini seçmelisiniz. Ve son olarak seçtiğiniz bu değerlendirme yöntemini uygulayarak şirketin ve hisse senedinin gerçek değerini tespit etmelisiniz. Temel analiz hakkındaki sonraki videolarımda sizlere en önemli hisse senedi analizi yöntemlerini tanıtacağım. Bunu yaparken yöntemlerin avantajlarına ve dezavantajlarına odaklanacağım ve hangi durumda hangi yöntemin daha mantıklı olduğunu anlatacağım. Ben kendim mesela yeni kurulmuş ve hızla büyüyen bir şirketi analiz ediyorsam likidite durumuna ve büyüme oranlarına odaklanıyorum. Ayrıca şu anki borsa fiyatının yansıttığı büyüme oranlarını tespit etmeye çalışıyorum. Genel olarak hızla büyüyen bir şirketin borsa fiyatı şirketin satışlarına ve karına göre yüksek oluyor. Burada ben piyasanın beklentilerini şirket hakkındaki kendi vizyonumla karşılaştırıyorum ve kendi vizyonumdaki büyüme oranlarına göre şirketin ve hisse senedinin gerçek değerini hesaplıyorum. Ayrıca çoğu zaman analizimdeki varsayım yaptığım faktörlerle simülasyonlar yapıyorum. Eğer bir şirketin hisse senedi bir skandal ya da kriz esnasında ciddi bir şekilde düştüyse, genellikle bu olayların önümüzdeki yıllarda şirketin satışlarına ve karlarına etkisine odaklanıyorum. Ve işleri her zamanki gibi normal yürüyen bir şirketi analiz ederken, indirgenmiş nakit akışı metoduna ve fiyat kazanç oranı gibi rakamlara odaklanıyorum. Sonraki videolarda bu konuları detaylıca işleyeceğim. Gelecekte paylaşacağım bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Sinan Aydoğan.